Merhaba arkadaşlar edebiyatım ve Türkçe'nin yıldızı süre yayınlarına hoş geldiniz sizlerle öğretici metin türünde eser veren sanatçıları ve sözde anlatım türlerini paylaşacağım test 2 olarak karşımıza çıkıyor öğretici metinler olarak test 2 yani hadi bakalım başlasın mı başlasın aşağıdakilerden hangisi de verilen açıklama ayraç içindeki sanatçı ile ilgili değildir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Evet ilginç bir e, eserle başlıyor. Kikirik Name. Evet hocam kikir dedik vallahi. Acıvat'ın karısı gibi eserleri yazan sanatçı mizahi bir anlatıma ve ironiye yer vermiştir. Salah Birsel. Evet efendim Salah Birsel hem şair de hem de e, sevgili arkadaşım her türde eser veriyor. Hemen hemen denemeleri vesaire de vardı değil mi? Evet doğru. Peki evrensel kültürü, humanist e, görüşte ele alan sanatçının mavi ve kara. Hocam aklıma mavi ve siyah geldi. Evet ama o hali siyah uçakta girin romanıydı canım arkadaşım. Burada mavi ve kara yazıyor. Aman dikkat. Bilinç e, bilinçaltımıza iyi atacağız bunu da. Sanat üzerine denemeler. Hmm, bu ikisi de denememiş yani gibi eserleri bulunmaktadır. Sabahattin Eyüboğlu. Hocam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun neyi oluyor? Kardeşi efendim. Dolayısıyla birisi şair, birisi denemeci. Aile sülale boyu hocam bunlar sanatçı. Aynen arkadaşım. Felsefedeki birikimleri denemeleriyle birleştiren sanatçının günlerin götürdüğü düşün payı eserleri önemlidir. Suud Kemal Yetkin. Evet doğru. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nde sanırım hocalık da yapmıştı felsefe bölümünde hatta. Dolayısıyla günlerin götürdüğü. Hocam getiren kimdi? Efendim getiren Nurullah Ataç. Günlerin getirdiği Nurullah Ataç'a ait. Günlerin götürdüğü ise Suud Kemal Yetkin'e ait. Evet hocam tamam. Samimi bir dille yazılar kaleme alan D şıkkında Sanatçının sohbet, fıkra, inceleme ve deneme türlerinde yazıları vardır. Eşref Saat, e Hayat Böyledir gibi eserleri ön plandadır. Şevket Rado, o süper doğru. Arkadaşım ince bir kitap zaten. E, Şevket Rado'nun bu Eşref Saat'ini okursan memnun olurum. Hani bu sene de zaten hani kitap da okuyorsun. Bir taraftan da 20 dakikayı kendine ayırıyorsun. Şahane bir kitap seveceksin. Hocam okudum ben diyorsan. Hayat böyledir okursun canım. Adını incelemelerle duyuran sanatçı. Fahri Rıfkı Atay'ın incelemelerle duyurmuş. Yani hocam öyle bir şey bilmiyorum ben diyebilirsin. Haklısın. Efendim gezi ve anı türünde. Bak anı doğru ama gezi de doğru da. Burada incelemelerle duyuran. Devam ediyoruz bakalım. E, türünde Yazılar Kare almış ve Eski Saat adlı eseriyle dikkat çekmiştir. Efendim şimdi burada Eski Saat yine Şevket Radayo doğru. Gitti ve Eşref Saat Eski Saat. E, Fahri Rıfkı Atay'ın e, bizim Akdeniz Times kıyıları gibi gezi yazıları var doğru. Sonra efendim işte Çankaya anısı var doğru. Efendim Zeytin Dağı adlı eseri var ki o da anı olarak da karşımıza çıkar. Doğru. Yani e, sevgili arkadaşım kesinlikle Fahri Rıfkı Atay değil. Önemli bir sanatçı Fahri Rıfkı tabii ki realist olarak kalem alıyor eserleri ve cevap Edirne işte bu. E, Testteki ve soru da 2. Hadi bakalım bu parçalı açıklaması yapılan sözde anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. E sözlü anlatım türü sorulmuş aklımızda sözlü anlatım türleriyle ilgili neler var? Yani burada da belki yazıyor ama paneldir, söylevidir, forumdur vesaire. Hani böyle bir tarıyoruz. Hocam ya ben panelle forumu karıştırıyorum. Canım arkadaşım çok benzer forumla paneli ayıran şey şu: Eğer konuşmacılara katılıp sorular soran bir seyirci kitlesi veya dinleyici kitlesi varsa o forum oluyor. Yani paneller. E, foruma dönüşebiliyor yani. 3 ya da 6 kişi katılıyor uzman olarak. Bir moderatör yani işte başkan yönetiyor bunu. Belirli sürelerle e, uzmanlık alanına göre vakit veriyor onlara hadi bakalım konuşun diyor. Bu tarz yani bazen televizyonlarda da görüyoruz. Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim insanları ve araştırmacıların bir araya geldikleri. Evet yani panel gibi olabilir ama devam. Ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sunduğu toplantılardır. Aktarılan konularının önemine göre sunum birkaç oturumda. Hmm, şimdi panel birkaç oturum olmaz. Dolayısıyla oturumda ayrı ayrı salonlarda ve birkaç gün boyunca sürebilmektedir. Ayrı ayrı salonlar bir de. Konuşmacılar konuyu kendi uzmanlık alanları açısından ele alırlar. Bilgi şöleni bak burada en önemli şifre kelimelerden bir tanesi bu bilgi şöleniydi. Denen bu söz anlatım türünün sonunda bildiriler bir de bildiri ve alınan kararlar basılarak kamuoyuna duyurulur. Vay 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 o halde bu ne sempozyum müthiş. Dolayısıyla cevap denizli münazara gruplar tartışıyordu. Önemli olan hani düşünceyi net etki bir şekilde aktarmaktı karşıya forum panelin ee, soru sorulan versiyonu demiştik. de bir kişinin yani uzmanlık alanında etkileyici bir dille konuşması oluyordu. Tabi Atatürk'ün nutku söylevi aklınıza geliyordur elbette. Evet e, tabi edebiyatımızda da sanatçılarda böyle söyle var. Evet şimdi dolayısıyla cevap denizli ve bitti gitti inşallah. Testi 2 ve soru 3. Aşağıdakilerden hangisi? Panelle ilgili ile ilişkilendirilemez ilgili alıştın hocam mezmaz var. Hadi bakalım. Ele alınan konunun bir yönüyle değerlendirilip incelenmesi. Şimdi bir yönüyle dedi monografi okuyor bu. Değil mi? Bir kenara bıraktım bunu. E başkan ve üyelerin bir araya gelerek tartışma kurallarını belirlemesi. Evet panelde bu olur. E işte i̇şte üçer dakika altışar dakika vereceğim diyebilir. Tartışmanın samimi bir sohbet havası içinde sürdürülmesi. Evet bütün panellerde çok samimi bir dil vardır. Bu samimiyetten kasıt şu değil. Yani birbirlerine icabında köklüyorlar kötü söz söylüyorlar. Kal. Öyle değil. Konuşmacı sayısının 3 ile 6 arasında değişmesi doğru. Bir konunun kesin sonucuna ulaşılmasından çok çeşitli yönleriyle aydınlatılması için bir yönüyle değil de çok çeşitli yönleriyle aydınlatılması doğruydu. Cevap ya E ya da A olacaktı ve dolayısıyla cevap Ankara işte bu cevap A. Test 2 ve soru 4. Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir diyor bir konu hakkındaki zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulması amaçlanır. Bir tartışma türünde önemli olan bir düşünceyi savunmadır. Üçer veya dörder kişilik iki grup arasında gerçekleştirilen bu tartışma türünde gruplardan birisi işlenecek konuyu olumlu, diğeri de olumsuz yönden savunmaktadır. Konuları işleyecek iki grup dışında bu konuları değerlendirecek yücürü bulunmaktadır diyor. Konuşmacılara 5 ile 15 dakika arasında bir süre verilir ve konuşmacılar bu sürede savunduğu düşünceyi izah etmek ve jüri ikna etmek zorundadır. Şimdi jüri falan olunca zıt düşünceler olunca aklımıza ne geldi arkadaşım münazara lise yıllarında yaptınız veya ortaokulda olabilir. Konferans bir kişi yapıyordu söyle bir kişi konuşuyordu panelde 3 ya da 6 kişi konuşuyordu. Sempozyumda ayrı odalarda ayrı yerlerde seri halde uzmanlık isteyen bir şekilde 20 20'şer dakikalık falan konuşmalar şeklinde ayarlanıyordu. Dolayısıyla cevap ne? Ceyhan. İşte bu kadar. Test 2 ve soru 5. Evet hocam aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaramış açıklamalardan herhangi biriyle eşleştirilemez şekilde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Şimdi burada kendimiz bulmaya çalışalım bazı durumları pardon. Türkiye'de bir altına hatıra makale, sohbet, gezi yazısı, tarih ve okul kitapları yazarak Katkıda bulunan sanatçı gülüp Ağladıklarım ve falaka adlı eserleriyle anılarına yer vermiştir. Ya eskiden de yani eğitim öğretimde acayip şeyler varmış. Falakaya yatırıyorlarmış falan Allah korusun yani değil mi? Şimdi müthiş ya yani eskiden çok sertmiş yani. E, tamam hocam muhabbet tamam güzel de sanki Ahmet Rasim gülüp ağladıklarım adlı eser onundu. Servet Fünun, bağımsız olan sanatçı. Dolayısıyla burası C. C'yi de bir eledik mi efendim? Denemeci sanat tarihçisi çevirmen olarak nitelenen sanatçı mavi ve kara adlı yapıtında kara ile parayı mavi ile sanatı ifade etmiştir. Wow. Dolayısıyla ne güzel bir şey öğrendik değil mi? Sabahattin Eyüboğlu onu da hallettik yani D de, de, de hal oldu. Şiir ve mensur şiiri yazsa da mülakatları anı ve gezi türündeki yazılarıyla tanınmıştır sanatçının. Diyorlar ki adı bu eseri bilmen lazım ki... E, Aynı zamanda hani Çeşmeler Kaşifi olarak da adlandırılır sanatçı. Adlı kitabı dönemine ışık tutan önemli bir eserdir diyor. Kim hocam bu? E, sevgili arkadaşım Ruşen Eşref Yunaydın. E, şuraya bir A yazsın hocam aynen yazdım. Peki Servet-i dergisinde çıkan eleştirileriyle tanınan sanatçı eleştiriyi meslek haline getirmiş. Eleştirilerini hayat ve kitaplar adlı eserde toplamıştır. Bu kim efendim? Ahmet Şuayb. Evet. Şuraya bir yezelim, yazalım mı? Yazalım mı? konuşamadı. Evet Ahmet Şunayt da tamam. Deneme denince akla gelen e, ilk isim olan sanatçı kendi ürettiği sözlükleri ve devrik cümleleriyle kendine az bir tarz oluşturmuştur. Günlerin getirdiği önemli eseridir diyor. Evet Sabahattin Kudret Aksal değil efendim kim? E, denemeci olarak burada Nurullah Ataç. O halde cevap ne Bursa? Şarkılı kahve vardı Sabahattin Kudret Aksal'ın değil mi arkadaşlar? Evet, cevap Bursa işte bu. Test 2 ve soru 6. Yukarıdaki numaramış özelliklerin hangisi konferansa ilişkilendirilemez şekilde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hadi bakalım hocam. Şimdi slide gibi görsel unsurları ön planda tutarak konuşmayı gerçekleştirmek. Şimdi arkadaşlar konferansta görsel unsurları ön planda tutarsa o adam niye geldi? Yani sunum yaparsak tamam eyvallah da. Yani e, bunu bir kenara bırakmak isterim. Dinleyicinin dikkatini dağıtmadan sade bir dille konuşma yapmak. Evet sade dil kullanacak. Çok tumtıraklı, süslü bir dil kullanıyor. Yani millet anlamadı yani. Ele alınan konuyu çok genişletmeden dinleyicilere sunmak. Evet çok aşırı genişletmeyecek. Yani sonuçta 3 saatlik bir konferans olur mu? Yani bir, bir buçuk saatlik olabilir maksimum bir buçuk saat herhalde. Kelimelerin telaffuzuna ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmek. Berbat konuşan bir adamla karşı karşıyaysak. Hadi bir de söyleyebilseydi falan diye böyle sonrasında konuşacaksak o adama niye gidelim? Dolayısıyla evet dil bilgisi kurallarına ve telaffuza gerçekten çok dikkat edilir. Hazırlıklı ve planlı bir şekilde yapılan bir konuşma yapmak. Evet yani konferansı verecek olan kişi baya bir. Yani mesela Dursun Ali Bey benim hocamdır aynı zamanda kulakları çınlasın ve duyuyorsa videoyu da. Dinlerse selam saygılar efendim. Ee, mesela e, Mehmet Akif yani e, konferansa gideceğim zaman sancılar tutuyor beni. Gece saat 3'e 4'e kadar uyuyamıyorum hazırlıklar yapıyorum falan derdi. Aynen öyle yani. Dolayısıyla hani e, bir saat konuşuyoruz ama ya da konuşuyor e, onun arka planı var. E, o zaman cevap Ankara işte bu. Test 2 ve soru 7. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir sanatçıyı tanıtıyor soru sorulmuş. Bakalım bir. Türkiye'de günlük türüyle ilk ödül alan, vay wow, güzel bilgi, alan sanatçı denemenin alay beyi olarak, vay 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 bu da çok güzel bilgi. Bir şeyler öğreniyoruz değil mi arkadaşlar? Evet harika. Yazılarında günlük konuşma dilinde, yani e, sürenin de farkı olsun yani. Günlük konuşma dilinde az duyulan sözleri, deyimleri, kendi oluşturduğu özgün deyişleri kullanan sanatçı. Nezdeli karga, bak bu tarz belki anlayamayabiliriz yani oradan bir şeyler öğreniyoruz elbette ama... Yani böyle bir eser veriliyorsa bu eserler çok mühim. Hem eseri öğrenmiş oluyoruz hem sanatçıyı tanımış oluyoruz. ÖSYM de öyle yapıyor bu arada. Papağan name günlükleri evet müthiş. Papağanname çok da günlüğü var Salah Birsel'in. Günlüklerini yayınlamış. Ah be yoğlu vah be yoğlu. Boz içi şıngır mıngır. Evet hatırladın öyle. Hani yani öyle ezberliyorduk. Adlı deneme türünde eserler yazmıştır. O halde sevgili arkadaşım Salah Birsel. Nurullah Ataş'ta günlerin getirdiği karalama defteri falan vardı. Şeke Süreyya Aydemir. Suya akan yani şey neydi? Evet hocam. E, suya arayan adam. Evet. E, Şeke Süreyya Aydemir. Ondan sonra Fetin Ağacı. Fetin Ağacı böyle daha çok hani roman incelemeleri falan. edebiyatımıza yüz roman falan gibi incelemeleri vardı. Vedat Günyol yine gene eleştirileriyle falan dikkat eden Orman Işırsa değil mi? Onun eseriydi. Fena değil bu arada? Evet şimdi hani karşımda böyle bir not falan yok arkadaşım yani. Ha, tak 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 hallediyoruz. Sen de halledeceksin merak etme. Süreyi çözüyorsun, işi bitiriyorsun. Her şey güzel olacak. Evet işte cevap B. Testi 2 ve soru 8. Bu parçada söz edilen söz anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hadi bakalım okuyalım. Toplumu ilgilendiren bir konuda bir başkanın yönetiminde... ...farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalardır. Şimdi bu söz alma çok mühim biliyor musun? Peki. Şimdi tartışmada amaç belli bir karar varmak değil. Konuyu değişik boyutlarıyla ortaya koymaktır. Bu tartışma türünde söz alan seyirciler... Konuyla ilgisi olmayan ifadelere değinmez. Tartışma saygı ve nezaket kuralları içerisinde yapılır. Başkan tartışmanın sonunda ortaya çıkan görüş ve düşünceleri özetliyor. Evet. Şimdi sempozyum bir kişi tarafından yapılıyordu. Söyle bir kişi yapıyor da değil mi? Şimdi konferans e, yine bir kişi tarafından. Yok yani sempozyum özür dilerim bir kişi derken. Tabi bir kişi yapıyor da sempozyum da seri hani nehir roman gibi. Yani arka arkaya böyle uzman kişiler konuşuyorlardı 20'şer dakika falan. Yine bir kişi yapıyor yani de. Çok çok böyle kişi. Ee, evet şimdi bunları bir eledim yani bunlar olmuyor. Peki arkadaşım ne olabilir? Burada forum olabilir, açık oturum olabilir. Şimdi e, toplumu ilgilendiren bir konuda e, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz olarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları. Şimdi forum mu açık oturum mu değil mi? Bul karayı al gibi oldu ama yani özür dileyerek. Bu tartışma türlerinden konuyla ilgili olmayan ifadeleri değinmez. Evet şimdi arkadaşlar burada görüş ve düşünceleri özetliyorsa o zaman forum olur. Yani sevgili arkadaşım cevap Edirne işte bu. Test 2 soru 9. Açık oturumla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisine yanlışlık yapılmıştır? Ya arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Kitap öyle gidiyor ki acayip muazzam. Yani bir yerde bir kavramla karşılaşıyorsun. Hemen onunla ilgili güzel bir soru yapılmış falan. Bütün şıklar böyle yerli yerinde. İfadeler böyle yerli yerinde. Enteresan bilgilerle karşılaşıyoruz. Yani sen de hocam tabi yazdınız ondan sonra övüyorsun. Hayır yani hakikaten hani yazarsın ama içine sinmez. Yazmışız sinmiş çok güzel. Ee, bir TV, radyo ya da salonda dinleyici önünde 3-5 tartışmacının katılımıyla yapılmaktadır. Doğru. Ben e, ve bir başkan tarafından yönetilir ve başkan tartışma sırasında konunun dışına çıkılmasını önlüyor. Evet yani Aklıma bu hani e, eskiden tabii yani ATV'nin de sunucusu olan e, neyse siması gene gözümün önüne geldi ama o şahsiyet siyaset meydanı diye bir program yapıyordu ismi aklıma gelmedi evet. Pedir Seyirci da yok ya o yüzden. Katılımcılardan konusunda uzman olanlara başkan daha fazla Allah Allah daha fazla konuşma süresi verecek böyle bir şey olur mu ya? Torpil geçme oluyor olmaz. Toplumu yakından ilgilendiren bir konuda yapılan tartışmadaki amaç izleyiciyi o konuda düşündürmek ve bilgilendirmektir. Doğru. Katılımcı konuya uygun bir üslup bile tartışmasını gerçekleştirmeli. Dinleyiciler de tartışmaya uygun olmayan hareketlerden uzak durmalıdır. Yani, yani siyasal olarak da bir şey yani zıt düşünce de olabilirsin diyor ama yani böyle hani işte e kötü kaba durumlardan uzak duruluyormuş. Yani illa tabii siyaset tartışılmak zorunda değil de yani. Efendim cevap ne? Cevap Ceyhan. İşte bu kadar. Test 2 ve soru 10. Aşağıdakilerden hangisi verilen açıklama araç içindeki eserle ilgili değildir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Hadi bakalım. Şevket Rado'nun yazdığı eser gençlere hatta e, her seviyede okura vazife duygusunu, görev duygusunu etrafına faydalı olmayı, güçlüklerden yılmamayı ve aile sevgisini terkin etmeyi amaçlayarak yaptığı konuşmaları içermektedir. Efendim radyoda falan program yaparken bu çıkıyor Eşref Saat e, sonra kalemi alıyor sanatçı ha, süper. Doğru bilgi. Nurullah Ataç eserinde 1900'lü yılların başında hem Türk Edebiyatı hem de dönemin yaşam e, evet değerleri hakkında merak edilen pek çok konuya açıklık getirmiştir. Karadolu ve Defteri doğrudur hem onun eseridir. Doğru bilgi de doğru efendim. Yani aa, güzel bir şey daha öğrendik hocam. Sabah Birsel eserinde eğlenceli merkezi haline gelen Beyoğlu'nun tarihi İstanbul için merkez haline gelişini ele almış. Şair ve yazarların uğrak noktası olan mekanlara değinmiştir. Okunmalı kitap. Ah beyoğlu vah beyoğlu. Evet süper doğru. Sonra Cemil Meriç kitabında Doğu Batı konusunu, Türkiye'deki edebiyat ve siyasi hayatı, fikir alemini ve önemli düşünce insanlarını anlatmıştır. Nesillerin ruhu. Hayır efendim yani e, nesillerin ruhunda böyle olabilir. Evet. Mehmet Kaplan'dı sanki bu değil mi efendim? Yani Mehmet Kaplan da aynı zamanda edebiyat eleştirmenidir. Ve nesillerin ruhu diye de bir eser vardı. Dolayısıyla Cemil Meriç'in hani eserlerini hocam... Bir an düşündüm. Kültürden İrfan'a. Ee, sonra Mağaradakiler adlı eser. Yani süper eserler. Bu ülke acayip güzel. Jurnal 1-2 falan değil mi? Mağaradakiler. Ee, sonra e, Bir Dünyanın Yeşili'nde. Sosyoloji notları falan. Bunlar vardı. O yüzden devam. Ee, Şevket Süreyya Aydemir eserinde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını biyografi. Hatta inceleme araştırma kitabı olarak 3 cilt halinde aktarmıştır. Çok da güzel bir eser. Tek adam. Evet. Dolayısıyla cevap ne? Cevap Denizli. İşte bu. Cevap ne? Test 2 soru 11. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Bir sanatçıyı tanıtmışlar. Hemen hızlı bir şekilde değerlendirelim değil mi? Sanatçı sağlam çekici anlatım ve duru Türkçesi ile Türk basının en önemli kalemlerinden olmuştur. Güzel bilgi. Siyasi konuları işleyen fıkra ve baş yazılarıyla tanınmıştır. Gezi yazılarını ve anılarını topladığı kitaplarıyla Cumhuriyet döneminde bu türlerin özgün örneklerini vermiştir. Özellikle sanatçının İzmir'in kurtuluşundan sonra tanıştığı Mustafa Kemal Atatürk'e ve bu döneme ait anılarını yazdı. Atatürk'ün bana anlattıkları çok değerli güzel bir eser. Çankaya aa, çok güzel okunması gerekiyor ve Atatürk neydi? ad eserler oldukça dikkat çekmiştir diyor. O halde sevgili arkadaşım Kenan Akgüz'ün hani, edebiyat bilgileriyle ilgili olarak hani Mesela Tanzimat Tanzimat'tan Milli Edebiyat'a ama. Yani böyle bir yani edebiyat tarihiyle ilgili bir eseri var. Bar Berna Moro'nun neyi vardı? E, efendim işte Kur'anlarla ilgili yani e bir eseri vardı. Ya bir an aklıma eserin ismi gelmedi de neyse gelir biraz sonra. Agah Sırrı Levent Divan Edebiyatı ile ilgili böyle bir yine inceleme eseri vardı. Azra Erhat Mavi yolculuk hocam aklıma geliyor. Yani Bodrum'daki yolculuklarını anlatıyor falan. Yeniden Anadoluculuk falan vardı ya. Dolayısıyla hani Rıfkı atay cevap edir ne? Evet e, sevgili arkadaşım CHP'ye ama Berna Moran da Edebiyat Bilgi kuramları da aklıma geldi bu arada. E, soruyu çözerken beynim düşünce bir taraftan hallettik. Evet harikayız hepimiz. Test 2 ve soru 12. Aşağıdaki sözle anlatım türlerinden hangisi yapılan açıklamayla ilişkilendirilemez? Şeklinde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Evet, karşıdakinin duygu, düşünce ve görüşlerini değiştirmeyi ve onu etkilemeye başlayan bir konuşma biçimidir. Evet, tartışmada öyle olacak. Yani söyleyeyim genellikle alanında uzman kişilerin bir araya gelerek... Şimdi bir dakika. Yani söyle bir kişi tarafından yapılıyor değil mi efendim? Yani gelerek akademik konuları çeşitli yönleriyle irdeledikleri seri konuşmalardır. Hayır, böyle bir şey yok. Seri konuşmalar nerede vardı efendim? Nerede vardı hocam? Ee, evet, aklımıza gelecek. Konferansta değildi efendim. Ee, bilgi şöleni olarak adlandırılıyordu ya yani. Şu an e, evet yani sempozyum Heh, çok şükür bir an ö, ö, kaldım ama bir konunun bir başkan yönetiminde karar vermekten çok çeşitli yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde bir sohbet havası içinde tartışılmasıdır. Evet sohbet havası olacak hakikaten burada bir başkan olacak çeşitli yönlerden ele alınacak konu süper doğru. A briefing üst düzey yöneticilerin ya da bir çalışma topluluğu üyelerinin bir araya gelerek belirli bir konuda bilgi vermek, güncel bilgiye ulaşmak için yaptıkları konuşmalardır. Doğru. Mesela valiler falan, Cumhurbaşkanları, Başbakanlar falan yani bunlar böyle briefingler falan alırlar. Konferans hazırlıklı ve planlı konuşma türlerinden olup bir bilimsel alanda topluluk karşısında yapılan konuşmalardır. Evet, hazırlıklıdır ve topluluk karşısında yapılan bir konuşmadır. Bir kişi yapıyordu. Ve cevap ne? Cevap Bursa. Cevap 5. İşte bu kadar ya. Test 2 ve soru 13. Cebir Meriç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez şekilde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Evet Cemil Meriç biliyorsunuz gözlerini okuyarak kaybetmiş isimlerden biridir. Hayattayken 50 bin kitabı bizatihi okumuş bir isimdir. 20. yüzyılın en büyük fikir adamlarından biridir arkadaşım. Yani e, böyle enteresan değil mi insanlar da çıkıyor. Teoman Dralı'yı yakında kaybettik 21. yüzyılın en önemli isimlerinden biri de oydu değil mi? Filozof yani Türk filozof. Fikir evrenin özünü bu ülke adlı eserde işlemiştir. Doğrudur efendim yani tamam bu ülkesi onundu zaten. Yani bütün fikirlerin özü orada vardır okumak istersen. Dile önem veren sanatçı devrik ve eksiltili cümlenin ustasıdır hakikaten. Nurullah Ataş da böyleydi. Bu sanatçı da böyle. Müthiş. Derimelerinde kültür tarihimizi özgün düşüncelerle aktarmıştır. Harika doğru. Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerini 19. asır Türk Edebiyatı'nda incelemiştir. Hayır. Bu ne hocam? Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait. ÖSYM Ahmet Hamdi Tanpınar'ı çok sever. 19. asır Türk Edebiyatı ayrıca soruldu. Bir araştırmacı sorusu buydu. Tam hafızam beni yanıltmasın da. Efendim yani cevap denizli gözüküyor da diğerini de bir okuyalım mı? Evet mağaradakiler eseriyle pek çok konuyu tarihsel bir perspektif içinde vermiştir. Hemen doğru cevap ne? Cevap denizli. İşte bu kadar cevap de Test 2 ve soru 14. bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Şekilde bir soru köküyle karşılaşıyoruz. Millet olmanın temelini kültür olgusuna bulan sanatçı denemelerin çok büyük bir kısmında milliyetçiliğin temel değerleri üzerinde durmuştur. Bence bu çok önemli. Bu değerlere nesillerin ruhu. Wow. Ee, daha önce de karşılaşmıştık. Süper. Adı deneme türündeki eseriyle yer vermiştir. Türk tarihinde çok önemli yer edinen Alp, Gazi, Veli tiplerini tarihi seyir ve bir bütünlük içinde ele almıştır. Çok güzel bir bilgi ya. Eleştiri türünün gelişimine katkıda bulunan sanatçının edebiyat incelemeleri alanına getirdiği en önemli yenilik tahlil analiz yöntemidir. Şiir tarihleri, hikaye tarihleri bu anlamda dikkat çeken önemli eserleridir şeklinde. Ee, Mehmet Kaplan'ı tanıtmış. Evet cevap Ceyhan. Nihan Sami Banarlı'nın Türkçeli Sırları adlı eseri vardı. Ayrıca hani Türk Edebiyatı hani neydi? Resimli Türk Edebiyatı diye çok güzel iki cilt bir eser Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da basılmıştır. Asım Bezirci gene aynı şekilde talilci doğru eleştirmen eseri bir an aklıma gelmedi kusura bakma. Mehmet Fuat Köprülü Türk Edebiyat Tarihi diye bir eseri var ki hani bugün İslam'dan önce İslami dönem ve İslam sonrası yani Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı diye görüyoruz ya. Dönemleri ayıran ordinal profesör Mehmet Fuat Köprü'dür. Fethi, Fethi kim? Efendim o da romanla ilgili çok önemli. E, 100, önce 50 temel eser sonra 100 temel eser olarak değerlendirmeleri var. Müthiş. Efendim dolayısıyla cevap ne? Cevap Ceyhan. İşte bu kadar. Test 2 ve soru 15. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Efendim nokta nokta için değil konusu başta başına bir önem arz etmektedir. Salt yani sadece bu konu üzerinde kaleme aldığı Türkçenin sırları olmak üzere pek çok çalışmasa dönemin popüler zihniyeti olan öz Türkçe ve arı dil kavramlarına karşı çıkmış. İçine kapalı küçük kabile dillerinden başka hiçbir dilin saf kalamayacağını ifade etmiştir. Vay. Wow. Hele Türkler gibi imparatorluklar kurmuş bir milletin dilinin başka dillerden kelime alması ve o dillere kelime vermesinin son derece normal olduğunu belirtmiştir. Dilden yabancı kaynaklı diye kelime atmanın o kelimeyle meydana getirmiş onlarca deyim mecazı söyleyişten ve vazgeçmek anlamına geldiği bir öğretmen edası ile topluma aktarmıştır. Türk Edebiyatı'nın bir bütün olarak ele alındığı resimli Türk Edebiyatı tarihi ise onun en önemli eseridir. Ya harika bir metinde bu arada. Tam da Niyaz Sami Banarlı ben demin söyledim kimdi falan derken işte Niyaz Sami Banarlı'yı tam müthiş bir şekilde aktarıyor. Ve cevap Ankara. Hocam peki diğerleriyle ilgili bilgi verir misin? Tabii ki Cevdet Kudret Solok Yedi Meşaciler olarak karşımıza çıkan ve aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ile ilgili eleştiri kitabı da yayınlamış olan bir şahsiyettir. Tabii çok özel şeyler biliyorum bu sanatçılarla ilgili ama neyse o da yani böyle bir ne derler hani reis de anlatılsın. İsmail Habib Sevik yani mesela Mehmet Kaplan şiir tahlilleri analizleri gibi değil mi? Şiir tahlilleri 1 ve 2. Hikaye tahlilleri 1 2. İsmail Habib Sevik Türk teceddüt edebiyatı tarihi. Ahmet Han Tampalar 19. asır Türk edebiyatı ki tabi romancılığı falan var da ona girmiyoruz burada. Şu an itibariyle çünkü yani öğretici metin türleriyle alakalıyız o yüzden. Cevap ne? Cevap Ankara işte bu kadar.